Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim bi veçhil kerim sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahillezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayri ve lâ asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâletin finnâr. Ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kâl. Afdalul bukâi ve afdalu ehlihâ evvelühüm dukûlen ve âhirühüm hurûcâ. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimat. Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab-ı Etbalar, Rıdvanullah Teala aleyhi mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler, rahmetullah aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen cemaat kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için El-Fatiha. Afdalul cihadi, cihadın en faziletlisi, cihadın en faziletlisi, en yücehider raculu, adamın mücahede etmesidir. Burada adam sözü kadınları da içine alır. Onlar da mümin. Onların nefisle mücahedesi daha çok. Onlar duygusaldırlar. Onlar da içine alır. Söz gelimi Peygamberimiz böyle söylüyor. Kadın ve erkek hepsi buna dahildir. Cihadın en faziletlisi insanın nefsehu, nefsiyle cihat etmesidir. Allah'ın emri nefsinin emri. Peygamberin emri nefsinin emri. Evet, bu çok zor bir iştir. Zor olduğu için zoru başarmak da tabii en faziletli cihadı yapmak olur. İnsan çok sevdiğinin aleyhinde konuşabilir mi? Kapağın konuşamaz. Çok sevdiğini kayırır. Evladını kayırır. Hanımını kayırır. Akrabasını kayırır. Tapağın böyledir insanlar. Ama Peygamberimiz ne buyuruyor? Mekke'nin fethi günü o kargaşada emniyet yerleştirilinceye kadar yani yağmalıyorlar. Şimdi de görüyorsunuz. Yağmaladılar diyor mağazaları. Hırsızlık yapılmış. Sonra Peygamberimiz asayişi sağlamış. Otoriteyi sağlamış. O arada çok oranın idarecisinin hanımı hırsızlık yapmış. Altına dayanamamış. Altın çalmış. Yakalamışlar. Altın sahibi şikayet etmiş. İspat etmiş. Şimdi İslam'da hırsızlık eden ispat edildi mi? Unsurlar gerçekleşmişse faktavu eydehüme. İki elini kesin. Allah'ın emri bu. Evet. Şikayet edince de ispat edilince şimdi herkes telaşlanmışlar. İdarecinin işte vali diyelim yani. Valinin hanımının el kesilir mi ya? El kesme işi garibanlara mahsustur. Öyle, onlara göre öyle. Yüksek makamda, mevkide olanlara kanunlar çalışmıyor. İslam'da öyle değil, alalet var. İnsanlar taran dişler gibi eşit. Peygamberimiz öyle ortaya çıktı. Diyor ki, kızım Fatıma vallahi hırsızlık etseydi, suçu sabit olsaydı, tereddütsüz ellerini keserdim. Halbuki insan tabu
yavrusuna böyle şey yapar mı? Ama adalet, idareci olunca adalet neyse onu gerektirecek. Evet, işte insanın nefsine karşı mücadelesidir bu. Hazreti Ömer'in oğlu da arkadaşları kandırmışlar. Delikanlılık döneminde şarap içirmişler. Yakalamış, sorguya çekmiş, suçu sabit olmuş. Baba demiş, cezayı demiş, uygulama. Dayanamam. Evet. Yani 80 sopa vuruluyor şarap içene. Şarap içene hemen bu içme cezası 80 sopa. Şarap cinsinden olmayan diğer içkilere içti mi sarhoş olunca ceza vuruluyor. 80 sopa. Suçu şarap içtiği sabit olunca demiş baba bana uygulama. Uygulayacaksan sen uygulama. Başkası uygulasın. Hayır demiş. Tam aksine bizzat kendimi uygulayacağım. Baba uygulayacaksan evde döv beni. Herkesin içinde dövme. Dayanamam. Ben senin oğlumum. Bir hata yaptım. Bir yanlışlık yaptım. Ben senin oğlum. Ben dayanamam bu ara. Demiş tam aksine herkese ilan edeceğim. Herkesin önünde bizzat kendimle hak eden üçte birini vurunca oğlan utancından gitmiş. Buna rağmen hiç tereddütsüz. Zor bir iş bu tabii. İnsanın nefsine karşı böyle zaaf taraflarından birisidir bu. İşte en nefsine karşı cihattır. Ve hevâhu, hevasına karşı cihattır. Yani nefsin arzu ettiği şeyleri insan çok hoşuna gider, ister. Hiç alkışı sevmeyen adam var mı? Hiç mevki sevmeyen adam var mı? Parayı sevmeyen adam var mı? Ben sevmem, yalan söyler. Tapında çünkü var insanın malı, mülkü, şanı, şöhreti, mevki sevmek. Bunları sınırında bırakmak, işte nefsini dur diyebilmek, marifet bu. Evet, nefsinin isteklerine Allah'ın sınırında durdurabilmek, dur diyebilmek zor bir iş, zor bir iş. Çünkü nefis, innen nefse le'emmâratun bisû, hep aksi şeyler, kötü şeyleri emreder, hem çok emreder, insanın gözüne hoş gelir, canı ister. İşte buna karşı alıştığı nefsinin istediği lezzetlere, dünya makamlarına karşı nefsiyle uğraşmak cihadın en arzularına karşı dur diyebilmek cihadın en güzelidir. En güzelidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden anlıyoruz ki nefisle cihad cihadı ekberdir. Bazıları buna diyorlar ki yok ya, Çanakkale'de savaşmakla insanın nefsiyle cihadı bir olur mu ya? Aç, susuz, soğukta. Evet, nefiste cihad ondan üstündür. Peygamber yalan söylemez, doğru söyler. Şimdi biliyoruz, kimisi kahramanca çarpışa çarpışa şehit oldular. Kimisi de samanlıklarda saklandılar. Nefsiyle cihat edemeyen gitti saklandı. Çarpışmadı. Şimdi de öyle değil mi canım? Nefsini yenemeyenler bir çare buluyor. Askeri çağırıyorlar, gidiyor çürük raporu alıyor. Sakat numarası yapıyor. Nefistir bu. Nefsine yenilmektir bu. Nefsini yenilen adam orada meydanda kahramanlık gösteremez. Ne işim var ya? Esir düşerim sonra da bakarsın bir yolunu bulur. Diğer, bu da İstiklal Harbi'nde de var böyle. Çanakkale'de de var böyle. İnsanlar nefsini yenemedi mi o güzel cihadı da yapamazlar. Onun için nefisle cihat hak eden
cihatların en üstüdür, en büyüğüdür. Ekberu adaike ve huve nefsuke. Senin düşmanın en büyüğü nefsindir. Akrabu el adai ileyke. Ve de düşmanın sana en yakınıdır. Nefsinden ayrılmak mümkün mü? Ötekinin yeri belli karşıda. Karşıda olduğu için tecavüz edeceği zamanı da belli. Gözcün var, nöbetçin var, haber verir, tedbir alırsın. Nefsin için böyle bir şey var mı? Gece gündüz seninle beraber. Ne zaman seni şey edecek, sana tecavüz edecek, seni aldatacak? Garanti var mı? Onun için nefse karşı mücadele ondan daha zor, daha zor. Ondan dolayı en büyük cihat oluyor. Öteki cihat da buna dayandığı için, Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret var. Mesela Tevbe suresinin 123. ayetinde ne deniyor bakın. Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler, katilüllezine yelûneküm minel küffâri. Küffarlardan, kafirlerden size yakın olanlarla savaşınız. Doğru değil mi? Şimdi bir tarafta Ebu Bekir, Bedir Harbi'nde oğlu henüz Müslüman olmamış. Karşı tarafta Muhammed. Görünce bak imana bak. Demiş ya Resulallah müsaade et. Kendi elimle şunu demiş halledeyim. Demiş dur ya Ebu Bekir mehlen dur. Onun imanı geleceğini biliyor Peygamberimiz. Dur kenarda dur demiş. Ama bunu aklını söylemiş. Hemen demiş müsaade et. Önce onunla ben çarpışayım. Oğlu karşıda sonra sülalesinden hiç mümin olmayan kalmamış. Sahabe arasında sülalesinde hiç müşrik olmayan tek adam Ebu Bekir. Herkesin yakın akrabası uzak birisi ikisi hala müşrikliğinde inat etmiş olanlar var. Ama Ebu Bekir'in hiçbir şeysi yok akrabasından, sülalesinden hepsi Müslüman olmuş. Dur demiş Ebu Bekir. Yani bunu göstermiş, müsaade et demiş. Önce ben şunu halledeyim. Zor bir iş. İnsan evladına değil mi? İşte nefsiyle uğraşmak, nefsiyle uğraşmak cihadın en üstünüdür. Şimdi biz tabii harp meydanında öyle bu sahne gibi bir sahneyle karşılaşmadık. Ama şimdi gençlerin uykusu çok tatlı. İhtiyarlayınca uykun tadı kayboluyor. Deliksiz uyku yok. Yatıyorsun 10 dakika sonra kalkıyorsun, bir daha yatıyorsun, kalkıyorsun. Yani her şeyin tadı gençlikte. İbadetin tadı da gençlikte. Sabah namazına kalkıyorsun. Öyle tatlı uyuyorlar ki oğlun kızın mışıl mışıl. Kıyamıyorsun. Sen onun parçan, senin parçan, seviyorsun oğlun kızını. Ya genç bunlar da akıllarlar filan diye namaza kaldırmazsan bu nefsine mağlubiyettir. Nefsine mağlubiyet. Halbuki Kur'an'da ne buyuruyor Allah? Ku enfüseküm ve ehlikum nara. Hem kendinizi hem hanımınızı hem çocuklarınızı ehil o demek. Ateşten koruyun. Anlattık ya cennette inşallah gireceğiz, koltuklara yaslanacağız, sohbet edeceğiz. Sohbet ederken bir de bakacağız ki cehennemdekiler göreceğiz. Bakacağız ya bizim merhaba dediğimiz adam orada anam anam havası çekiyor, yanıyor, cayır cayır. Niye düştün oraya komşu? Cevap. Lem lekü minel musalli. Kur'an'da ayet bu. Ya komşu tamam ben sizlere zarar vermedim ama namazı aksatıyordum. Namaz maddesinde imtihanı kaybettim. Evvel ma yuhasabu bihil abdu es-salatu. Peygamber diyor ki baraj sorusu namaz. İlk soru namazdır. Namazdan kazanan iyi olan ötekilerde de kazanır. Ondan kaybeden işi bitti. Biz diyor namaz babında kaybettik.
bizi buraya ütülenmeye gönderdiler. Evet, şimdi böyle ku enfusekum ehlikum nara. Çoluğun çocuğun, o çevdiğin kızını, oğlumu koru ateşten. Bu diyor, namazı gitmeyen bakın affa uğramamışsa, şefaate uğramamışsa tabii cehennemde böyle ayet var. Sen de bakıyorsun, kıyamadım ya. Öyle bir tatlı uyuyorlar ki deyip kapıyı kapa diyor. Ondan zaten haber yok senin kapıyı açtığından. Çekip namaza gidiyorsun. Evet. Bu emre karşı davranıyorsun. Oğlum kıyamıyorsun ama sana kıyacaklar orada. Bakayım Ebu Bekir ne diyor? Müsaade et diyor, önce ben onu halledeyim. Bu işler böyle. Bunda nefisle mücahede. İnsan nefsi oğluna bir şey yapar mı? Bak kıyamadı. Düğün ediyor oğlan. Arkadaşlar geliyor diyor, içeceğiz. Baba sadece. Baba o arkadaşlar ısrar ediyor, içeceğiz diyor. Hadi lan ben hacıyım, ben içkiye para vermem. O herifin de bir oğlu var, böyle çok var. Baba ya hayatta bir defa evleniyoruz işte yani. Arkadaşlarım gırın mı şimdi? 20-25 senelik arkadaşım bunlar benim. Bundan kalbini mi gırın şimdi baba? Gel lan falan. 1-2 şunu al hadi git, defol şuradan. Evet. Oğlana karşı oğlanı kırmayacağım diye Allah'ı kırdın. Peygamberi kırdın. Bunlar nefisle mücadele. Zor şeyler bunlar. Zor şeyler. Şok oluyor. Hele kızlara karşı babalar hiç dayanamaz. Baba tatlı dilli. Bir çalgıcı bulam gelem erkeğinden şöyle bir evde oynasınlar. Evet, kadınların düğünlerde kendi kendine, kendi aralarında oynamasına bir şey demiyoruz. Ama çalgıcı erkek, ondan sanki yürümüş arınmış gibi çağırıyorlar. Onun önünde bütün namuslu kadınlar göbek atıyor. Yani başka erkeklerden farklı bunlar. Niye onun önünde oynuyorsun? Baba işte bulamadık da edemedik de. Hadi. İşte bunlar nefise yenilmektir. Evlat sevgisi nefsin istediği bir şeydir. Evet, daha çok var. Başka konularda da böyle var. Oğlanı çok seviyor, kızlara hiç mal vermiyor. Ona diyor, zaafım var diyor, tatlı dilli. Birisini kayırıyor. Bu nefsi yenilmektir. Sen daha bunu çoğalt. Cihadın en faziletlisi insanın nefsiyle, istekleriyle onlara karşı durabilmesi. Evet. Canının istediğini değil, Allah'ın istediğini, peygamberin istediğini yapabilmesi, nefsini ona zorlaması ve yasak olan şeylerden kaçması, bu cihad-ı ekberdir. Cihad-ı ekberdir. Evet, cihad-ı ekberdir. Ve de nefis insana en yakın olduğu için de bu ayete girer diyor Tevbe suresindeki. Önce yakın düşmanınızla çarpışın. Nefisten yakın düşman var mı? Onunla sarpışın. Evet. Ayetçesi ona, sen nefsinle cihat ettin mi? Bu gerçekten muazzam bir cihattır. Ve bunu hallettin mi de Allah'ın rızasını kazanma uğrunda büyük başarıya imza atmışındır. Kafan çalışır, iraden hakim, iraden sana hakimdir ve akıl çalışınca da doğruyu bulursun, kurtuluş yoluna erersin. Evet, hep öyle söylemişler. Yemin ederim ki nefisle cihat en zor şeylerden birisidir. Çünkü nefis çok sevgilidir. Onun çağırdığı şeyler çok istenilen şeylerdir. Onları dur diyebilmek gerçekten kahramanlıktır. Sevilen bir şeye dur diyebilmek. Çünkü sevgi insanın gözünü kör, kulağını sağır eder. Nefisle mücadele böyle önemlidir. Evet. Cihadın en şeysi insanın nefsinin arzu ettiklerinden ayrılabilmesi
arzu ettiklerine karşı sabretmesi, sabretmesidir. En zoru budur diyor İmam Gazali Hazretleri. Çünkü normalde nefsin istediği şeyler, hep alıştığı şeylerden uzaklaşıyorsunuz. Cihat, oruç onun için özel, Allah tarafından özel mükafatlandırılandır. Neden? Su içmek helal, yemek yemek helal, alışmışsın. Günde işte bizde hepsi şartlandırdılar. Üç öğün yemezsen ölüvereceksin. Kafamıza soktular. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Fıkıh kitaplarında iki öğün diye geçer yemek. İki öğün diye geçer ama biz şimdi üç öğün olmazsa ölüvereceksin. Kafamızda bu yerleşmiş. Hakikaten bu yerleşince hakikaten ölebilir de insan yani. Öleceksin diye. Şimdi bu alışkanlığı oruç zamanı geldi mi ne kadar canı çekiyor yemek yemeye, suyu içmeye sıcak günlerde Allah için bırakınca bu mücahedeyi kazanıyorsun. Cihadı ekber yapıyorsun. Ondan dolayı Allah orucun mükafatını ben vereceğim diyor. Böyle bir cihat olduğu için bu hadis-i şerifi de Ebu Zer Gıfari'den nakletmişler. Deylemi Nuaym'de keza ondan eftalul cihadi en tücahide nefseke ve hevâke fî zâtillâh. Allah rızası uğrunda heva hevesinden nefsine karşı mücahede etmektir buyurmuş.